İnterior Tasarım Atölyesi'nden herkese merhaba. Bugün sizinle iğne oyası yapacağız. Ben birkaç gündür iğne oyasıylayım. Yani iğne oyasındayım diyeyim. Birkaç gündür iğne oyası çalışıyorum. Ve bu lilyumları tasarladım. Tasarladım demek de bana şey geliyor biraz ama uydurdum mu diyeyim. Böyle lilyuma benzediler. Aslında ben papatya gibi bir şeyler yapmak istiyordum. Baktım böyle lilyuma daha çok benzedi bunlar, değil mi? Lilyumlar yaptım. Böyle fular olacak bu. Şöyle. Bu fırları sonra sizinle de bu lilyumları paylaşayım diye düşündüm. Şimdi bunların yapılışını size göstereceğim ama bir de bir başka şey daha göstereceğim size. İğne oyası böyle 3 boyutlu çiçeklerinizi boyutlandırma konusunda size çok yardımcı olacak. Bu da benim kendi buluşum mu ne bileyim işte, yani kendim keşfettiğim bir şey diyeyim yani. Bir yerden görmedim, bir yerde duymadım. Onu da kendim buldum. Onu da size göstereceğim. Böyle bu şekilde hani böyle nasıl böyle boyutlu hale getireceksiniz onu da size anlatmaya çalışacağım. Şimdi bu tarafına gelelim. Öbür tarafını bitirdim. Böyle bakın şöyle bir başa 5 tane, bir kenarına 5 tane yaptım. Yani bunları iplerimiz de karıştı. Şöyle aralarına da böyle işte küçük kanatlar koydum. Sinek kanadı. 5 tane çalıştım. Siz nasıl isterseniz, ne kadar isterseniz yapın. Şimdi bu tarafı kaldı. Böyle neredeyiz? Heh. Bunun için işte 3 tane 3 renk ipimiz var. Bu böyle tam bir beyaz değil. Şeker beyazı diye. Bu rengi ben seviyorum. Beyaz değil, krem değil, böyle ekru gibi ama şeker beyaz diye alırsanız bu güzel bir renk oluyor. Ben hani böyle polyesterip kullanıyorum iğne oyalarımda. Hala suni ipeye geçemedim. Yeşil ve işte sarı var. Önce yaprağını yapalım. Yani bir takım böyle teknikleri işte kendimce birleştirerek böyle bir şey çıktı ortaya. Bunu da size de göstereyim istedim. Şimdi bir başka şey daha söylemek istiyorum size. Hani bu böyle ben bazen görüyorum işte gruplarda falan. Uzun ip nasıl işte nasıl kullanalım? Yok, nasıl söyleyeyim bunu? Hani çok uzun ip geçirdiğim zaman işte iki kat geçirin falan diye önerilerde bulunuyor arkadaşlar. Onlar da işte nasıl olacak falan diye. O böyle oluyor arkadaşlar. Şimdi bunu geçiriyorsunuz ya, hani uzun bir ip kullanmak istedim. Mesela bu yaprakta böyle ben bütün olarak çalışmak istiyorum. Hiç bölmek istemiyorum ya. Şöyle geçirdik geçirdik. Bu ip elimizde bakın. Aynı tekrar, bu da burada. Tekrar iğne. Belki biliyorsunuzdur da belki bilmeyenler de vardır. Tekrar buradan geçirdikten sonra burası böyle iki kat oluyor. Ve böylece upuzun bir ip geçirme şansınız oluyor. Bu şekilde. Daha sonra ipi kullandıkça şey yapıyorsunuz. Çekiyorsunuz. Bu şeyi de mesela ölçüleri de onu da söyleyeyim. Ben nasıl yapıyorum? Şimdi diyelim ki böyle bir fular yapacağım. İşte bunu nasıl ortalayacağım? Bu köşesine bir tane yapıyorum. Ondan sonra bu köşesindekini yapıyorum. Sonra bunu ikiye katlıyorum böyle üst üste koyuyorum. Tam orta noktasını buluyorum. Buraya bir tane yapıyorum. Ondan sonra da bunları böyle katlıyorum. Böyle bunların ortalarına yapıyorum. Hani belki bu da size bir yardımcı bir fikir olsun. Ben öyle yapıyorum yani. Efendim, şimdi burada ortada bir tane boşluk var. Oraya yaprağımızı çalışalım. Katlıyorum. Nedir?
3 zürafa üstüne bunu yapacağım. Tam orta zürafa. Şu üçü tam ortası. Şuna gireyim ben. Biraz yaklaşalım. Şimdi bunu buraya koyuyorum. Bir dakika bakayım, kamerayı çevirebilecek miyim? Evet, çevirdim. Böyle daha güzel olacak. Şimdi bunu buraya bağlıyorum. Şimdi bu, bakın, dört katlı burası. Bunları, katlarını hani dikkat ederek hepsini birden attığınızdan emin olmanız lazım. Uzun ip hani geçirdik ya. Ay. Bakayım böyle kameranın arkasına yapabilecek miyim? Ben böyle buraya bağlıyorum. Buraya bağlayıp buraya geçmiyorum. Buraya bağlayıp buraya geçiyorum. Bu ipi de böyle altında tutuyorum. Hani daha sağlam, böyle daha güzel oluyormuş gibi geliyor bana. Şöyle. Böyle yaptım. Bu da bunun altında kalsın. Güzel oluyor böyle. Şöyle mi yapayım? Bu alt zemindeki iple beraber giriyorum buraya. Yaprağına başlıyorum şimdi. Önce içine bunu girdim. Buraya 3 tane zürafa yapıyorum. Üçlü başlıyorum. Ortadan arttırarak bu 3 sayısını koruyorum. Yani yapraklarımız 3 zürafadan oluşuyor. 3 sayısını korumak için. Daha önce biz sizinle böyle ne yaptık? Karanfil yaprağı yaptık. Bakın 3 tane böyle zürafa yaptım. Biraz daha yaklaşayım mı? Yaptım. Bir dakika, ben şu ipimi bir ayarlamak istiyorum. Şimdi geri dönüyorum. Ortadan arttırarak devam edeceğiz. Diyorum ya, çoğunuzun bunu bildiğini tahmin etmekle birlikte yine de anlatayım. Ortadan arttırmak ne demek? Böyle geri döndükten sonra yanına giriyorum, ortadakine giriyorum. Ortadakine iki defa batmak demek. Şuraya bir zürafa daha yapıyorum. Şöyle. Bir tane daha giriyorum. Tekrar deniyorum. Ortaya giriyorum. Ortaya bir daha giriyorum. Ne oluyor? Dolayısıyla zürafalarım artmıyor, eksilmiyor. Hep 3 kalıyor. Uzun bir yaprak. Hani papatya yapmak istedim dedim ya. Papatya yaprağı biraz uzunumsu gibi. Aslında tırtıklı gibidir ama hani bir uyum sağlasın bu şu şeylerine diye böyle bir şey yaptım. Umarım beğenirsiniz. Ben beğendim. Çok hoşuma gitti. Büyük ihtimalle bu florü kendim kullanacağım. Hani böyle bir müşterisi çıkmazsa, alacaklısı diyeyim. Ben beğendim. Güzel oldu yani. Hızlı hızlı göstermek istiyorum. Çok fazla vaktim yok çünkü. Bugün bunu halletmek istiyorum. Aslında o kadar çok göstermek istediğim şey var ki. Şimdi bakın 1, 2, 3, 4, 5. Şu ortalar 5 tane olana kadar bu şekilde devam ediyorum. Şimdi ucunu eksilterek bitiriyorum. Yani sivrileceğim. Şimdi ne yapıyordum? Bir daha batıyordum. Batmıyorum.
2 kaldı zürafam. Şimdi teke düşecek. Ucunda böylece bitiriyorum. Bu tek yaprağım oldu. Şimdi hani kesip buradan başlayabilirim. Bu şu sap kısmını yapacağız. Yani isterseniz öyle yapın, isterseniz de böyle inin. Sonradan kesiyoruz bunları. Şu ipleri keseceğiz. Biraz ipimi ayarlayayım. Şimdi zincir yapacağız. Yani sap için. Onu da nasıl yapıyoruz? Diyorum ya, biliyorsunuzdur belki ama şimdi bir tane buraya kirpik yaptım minik. Geri dönüyorum içine. Şöyle. Yine aynı yere bir tane daha kirpik yapıyorum. Böyle geri dönüp bir kirpik, geri dönüp bir kirpik yaparsanız böyle zincir oluyor. Yani işte sap gibi. Tekrar böyle. Bunu da aynı şekilde 5 tane çalıştım. Bu çiçeği hem şeyde başlıkta yazarız herhalde, böyle hani borusuz, buna boru diyorlar, ben de aslında bu tabiri sevmiyorum, boru ne demek yani bilmiyorum, neyse elde başlamadan yani 1 2 3 4 bunu da dediğim gibi 5 tane çalıştım, şu da 5. Dönüyorum tekrar. Şimdi o çiçeğin lilyumun buraya yerini hazırlayacağım. Yuvasını bakın burada şeylerle, yine kirpiklerle birazcık bunları al şimdiye kadar. Bu saptakinden biraz uzun yapabilirsiniz. Her halükarda ben size yapılışını göstermeye kadar göstersem de her yapan kendi yorumunu katacak sonuçta. İster uzun, biraz uzun yapmanızda fayda var diye düşünüyorum. Şimdi bakın, bak böyle şunu şöyle çekiyorum. Biraz kendime mesafe. Devam ediyorum. 5 tane yapacağım bunları da. Ve 5. Böyle bakın 5 tane burayı yaptım. Şimdi bu, yani bunu burada kesebilirsiniz. Aşağı inelim. Tekrar bir yaprak daha çalışacağız buraya. Evet, bunu da çalıştım ben şimdi. Şimdi ne yapıyoruz? Bu ipi kesiyorum. Bunları kesiyorum. Böyle. Temizliyoruz. Bu başlangıç. Şimdi beyaz ipimizden geçiriyoruz. Şöyle sıva kadarın. Onu da aynı şekilde 2 kat olarak geçirirseniz hiç ipiniz bitmiyor. İkide bir de ip takmak zorunda kalmıyorsunuz. Ben şimdi geçireyim. Evet, geçirdim, geldim. Şimdi şu baştaki kirpiğe giriyorsunuz. İpimi sabitliyorum oraya. Yanındakine giriyorum. Böyle.
böyle zürafalar yapıyorum. Böyle yaptım. Sonra bunu alıyorum. Şu baştakinin içine gireceğim ama bu işte ben bu başlangıç iplerini hep böyle birbirine dahil ediyorum. Böyle alıyorum. Buna giriyorum şimdi. Böyle burada bir bunları hani şey çiçek çanağı haline getiriyorum, böyle yuvarlıyorum. Böyle. Şunu keselim. Şu başlangıç ipini. Böyle oldu. Bakın. Şimdi sıra sıra yaprakları çalışacağız. Yani hemen buna giriyorum yandakine. Sık iğne yapıyorum, oraya bir tane sıkıyorum. Evet. Yine 3 tane minik kirpikle başlıyorum. Tıpkı yaprağı yaptığım gibi ortadan arttırarak bunu da aynı şekilde, hadi baştan söyleyeyim, 5 sıra gidiyorum. Sonuncu arttırmam. Çok kolay oluyor. İki akşam da yaptım ben onları. Gündüz bu aralar biraz yoğunluğum var. Hiç elime alamıyorum. Yani dışarılarda işlerim var. Bakın şimdi bu. Böyle biraz çekiyorum bunu. Böyle kendime ip mesafe veriyorum. Dönüyorum. Bir yaprağım bitmiş oldu. Hemen yandakine geçiyorum. Yaprakları demin şurada yaptığımız gibi geçiyorum böyle. 3 tane zürafa işte küçük kirpikle başlıyorum. Başlayayım biraz. Şu yandakini bıraktım size göstereceğim diye, işte şeylerini, sarılarını koymadım. Onunla devam ederiz. Yapraktan yaprağa hani geçmeyi göstereyim. Böyle devam ediyorsunuz. Bu şekilde. Böyle ondan sonra buna ve bu şekle geliyor yaptığınız. Bakın iyice bakın. Şöyle. Bu şekilde oluyor. Şimdi bunu sonra ben tamamlarım. Şimdi sarılarını. O sarıları da hani öyle bir yere koymak, öyle bir sıraya tam yerine koymak lazım idi ki tam böyle hani çanak şeklinde, hani böyle çiçek şeklinde olsun. Böyle bir sarı alıyorum. Şimdi ne demek istediğimi şimdi anlatacağım. Yani burada hani kaçıncı sıraya falan, hangi sıradakine koyacağız diye birkaç kere denedim demem lazım şimdi, ama hayır denemedim. 1-2 üçüncüye koydum, tak diye çok güzel bir şekilde oturdu, güzel oldu. Şuna çekeyim. Bunu da böyle biraz toplamış oldu. Ben böyle de belki de bırakabilirsiniz, böyle de güzel, gayet güzel bir şey oldu bence. Böyle de oldu yani. Belki bunları 5 sıra yapmazsınız, 3'te bırakırsınız. Daha küçük olur, daha tülbent oyası falan
Hani yapmak isterseniz, ben pek tülbent oyası hiç yapmadım. Yalan yok. Yani belki tülbentlerde daha küçük küçük kullanmak istersiniz. Kısa kısa tutarsınız falan. Şeylerle, sayılarla oynanabilir. Şimdi nereye koyacağız? 1, 2, 3'üncüye koyacağız. Ben dedim ya, buraya bağlayıp buraya geçiyorum. Hani buraya bağlayıp buraya geçmem benim. Öyle, böyle yapıyorum. 1, 2, 3. Hani bu tip oyalarda böyle şeyler olursa böyle yapıyorum. Bunu biraz böyle uzun tutuyorum. Altta o da onun şeyde kalıyor. 1, 2, 3 aynı sıraya. Şöyle. Şöyle çok sıkmayın. Çok da açmayın arasını. Şöyle orta karar bir tane iki tane yapınca şey yaparsınız. Kendi elinize uygun mesafeyi bulursunuz bence. Buraya bir tane böyle kirpik yapıyorum küçük. Şöyle. Böyle bunu yapıyorum. Bırakıyorum. 1, 2, 3. Bu sarılar biraz daha hani topluyor. Ama tam olarak o şekli vermek için şimdi bunu bitirelim. O zaman size göstereceğim. Başta bahsettiğim şeyi. Bütün sarıları da bitirdim. Şimdi şöyle bir şu ipleri temizleyeyim önce. Şimdi bakınız. Bu şekilde şimdi söyleyeceğim yöntem yapılmamış oyamız. Ay, şurada, şurada dursun. Bakın, diğer şekilleri de bu. Aralarında biraz bayağı bir fark var, değil mi? Bu biraz daha büyük gibi, açık gibi. Ama bunlar da böyle. Bakın, bu böyle yumuşak. Bunlar, bakın, daha sert, kolalanmış gibi sanki. Ütülenmiş gibi sanki. Evet, ben bunları kendi yöntemimle bir nevi ütülüyorum. Hani ütülediğimiz oya kalıp gibi kalır, yıkayınca da bozulmaz falan ya. Ben bunları ütülüyorum çakmakla. Çakmakla ütülerseniz hem böyle istediğiniz boyut şekli veriyorsunuz. Boyut biraz daha boyutlandırıyorsunuz. Bakın. Bakın şimdi önce şu uçlarını, diyorum ya, tercih meselesi. Tercih etmezseniz yapmazsınız. Ederseniz yaparsınız. Tamamen kendi sizin keyfinize kalmış. Şuradaki. Şimdi kenarları ütüledikten sonra çiçeğinizin ne tarafa ne şekil almasını istiyorsanız o şekilde bir tutuş sergiliyorsunuz. Bunu alıyorsunuz. Şöyle yaprağa, bakın böyle. Bunu parmağınızı kalıp haline getiriyorsunuz mesela. Böyle yürütüyorsunuz ve o şekilde kalıyor. Bakın nasıl değişti. Diğerini şimdi şöyle ucundan, bakın. Bu çakmağı böyle gösteriyorsunuz. Isıtıyorsunuz yani. Şöyle. Bakın. Sadece bu çiçek için geçerli değil. Yani başka şeylerde. Bu şekilde yaptığınız başka oyalarda da böyle oyalarınızı boyutlandırabilirsiniz.
Şöyle bakın. Çok tabii yaklaştırmayın. Yanmasın. Ama yanmıyor yani. Böyle. Bu şekilde bakın boyutlanmış oldu. Yapraklarını da şöyle uçlarını yakalım. Ben şöyle bir şey yaptım. Şuradaki başlangıç ipi kalmış. Şöyle tuttum. Mesela onların da böyle biraz hareketli gibi görünmesini istiyorum. İsterseniz yapmayın. Bunları normal ütüleyin. Şöyle. Bakın. Böyle bunları yapabilirsiniz. Bu şekilde çiçeklerinizi boyutlandırabilirsiniz. O yarım çiçeğimi onu tamamlayacağım sonra. Bu şekilde yapabilirsiniz. Dediğim gibi başka herhangi başka çiçeklerde de bu yöntemi deneyebilirsiniz. Bugün size bu kendi tasarladığım lilyum çiçeklerini anlatmaya çalıştım. Beni İlk Nur'un Tasarım Atölyesi Facebook, İlk Nur'un Tasarım Atölyesi Instagram sayfalarından da takip edebilirsiniz. Oralardan bana ulaşabilirsiniz. Soru, görüş ve önerilerinizi benimle paylaşabilirsiniz. Herhangi bir konuda elimden geldiğince sizlere yardımcı olmaya çalışıyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, beğenip paylaşmayı unutmayın. Sevgiyle kalın, pozitif kalın, hoşça kalın.